Bir kere herkes yaşadığı toprakları sever. Sevdiğiniz için mi sahiplenirsiniz, sahiplendiğiniz için mi sever misiniz derseniz bunlar birbirini etkileyen unsurlardır. İşimizin de parçası olarak dünyayı hemen hemen her uç noktalarına baktığınız zaman gezmiş biriyim. Ama nereye gidersem gideyim böyle gün başladığı zaman ve o manzarayla buluşursunuz. Şok olursunuz, cennet gibi dersiniz, bakarsınız bazı yerlerin işte gecesi güzeldir ama çoğunlukla doğal, doğayla ilgili güzellikler farklıdır. Bir müddet sonra, bir gün, iki gün sonra artık dersiniz ben Kıbrıs'a geri gideyim. Kıbrıs'a geldiğimiz zaman küçük bir ada, hele biz 1974 sonrası üçte birlik bir kısmında yaşıyoruz. Ama bu yaşam alanımız içerisinde güzel yerlerimiz yok mu? Var. Çocukken en çok okunan şarkılardan biriydi. Kıbrıs bir ada mıdır, cennetten parça mıdır? Ve uzaktan öyle karşı, hakikaten Kıbrıs böyle cennet gibi mi dedikleri zaman hiç tereddütsüz öyle derim. Ama kabul edelim, insan hayatı çeşitli büyümelerle birlikte, yani nüfus büyümesi, kapalı alan büyümesiyle birlikte doğal alan daralıyor. O daralma tabii ki doğal güzelliklere bir tecavüz gibidir de, oraya doğru bir saldırıdır. Ama bütün bunlara rağmen Kıbrıs'ı güzeldir dedirtecek yerlerden biri de hiç ama hiç tereddütsüz Lefke'dir. Lefke Kıbrıs'ın en güzel yerlerinden biridir ve tarih boyunca da bu güzellik hep kabul edilmiştir. Yıllarca Lefke'ye geldim gittim ama bundan iki yıl kadar önce Karşıyaka'dan bir de Lefke'ye baktığımda inanılmaz etkilendim. Ve bu kadar güzel bir yerin ekonomik anlamda da karşılığını bulması önemli. Karşılığını bulmadığı zaman bu güzellik ne işe yarar gibi bir sonucu da beraber seslendirebilirsiniz. Ve tabii ki Kıbrıs Lefke'nin madeni vardı. Madenle birlikte sadece Lefkelilerin değil bölgenin bir çekim alanıydı Lefke. Daha sonra çeşitli nedenlerle özellikle 74'ten sonra sadece kuzey-güney irtibatı bakımından değil, doğu-batı hareketliliği bakımından da sanki de çıkmaz sokağın son noktası gibi oldu Lefke. 1990 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi kuruldu, oluştu. Kabul edeyim ama kelime dansözlüğüne gerek yok. Beklenen hızlı gelişimi gösteremedi. Şöyle inişli çıkışlı bir grafik izledi. Buna rağmen sonuç itibariyle 2014'e geldiğimizde Lefke Avrupa Üniversitesi 3800-4000 dolayında öğrencisi olan 60 bin metrekare alan, kapalı alanı olan ve son dönemde ciddi bir tünelin ucundaki kandili çok parlayan bir üniversitemiz ve hep söylüyorum ben Kıbrıs'ta taş üstüne taş konulduğu zaman söyleyin gideyim elini öpeyim derim. Yüreğimle alkışlarım derim. Bu başarıyı hele bunu asla Kıbrıslılık şövenizmi olarak görmeyin ama Kıbrıslı insanının, Kıbrıslı Türklerin başarısı da ayrıca beni onurlandırır, mutlu eder. Çünkü birileri bize bunu hissettirdi. Biz de uğraşırık. Hayır öyle değil, böyledir ama lafta başarı olmaz. Lefke Avrupa Üniversitesi kabul edelim son bir yıl gibi diyelim isterseniz. Ciddi bir atılım ve çok iddialı bir şey söyleyeyim daha sohbete geçerken. Şuna inanıyorum ki önümüzdeki 5 yılda Lefke Avrupa Üniversitesi üniversitelerimiz arasında en ciddi her anlamda büyümeyi yaşayacak bir üniversitemiz olacak. Evet, attık turu, geldik, çam ağacının altına oturduk. Burası Lefke Avrupa Üniversitesi ve Sayın Rektörümüz Mehmet Ali Yükselen'le birlikteyiz. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Attık euroyu, geldik. Evet, tam öyle oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi aramızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Ben hep sizle birlikteyim. Ve sizi asla, yani bu bir yayındır ama bu dünyada, üniversite dünya, biz işte burası üniversiteler adasıdır dedik. Ama bu üniversiteler adasında
sizlerin yaptıklarınız. Yani yaklaşık 7 yıllık bir geçmişiniz var sanıyorum Kıbrıs'ta. Evet. 2007'de gelmişsiniz. Evet. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde 30'lu yaşların sonuna doğru. Doğru. Hep doğru. Böyle maşallah iyi de duruyorsunuz. Geldiniz. Orada yaptıklarınız sizde de burada da yani gelip böyle sihirli bir dokunuş gibi bir yeteneğiniz vardır. Bunu hak ediyorsunuz. Yani bunu da söyleyeyim. Sizlerin Lefkelisiniz. Evet. Evet. Lefkeli'ye ilgili hatırlarsınız öncelikle? Böyle çocukluk yıllarına gittiğiniz tabii, zaman. Tabii. İlk anılarım şeyle başlıyor. 1974 Temmuz. Kaç yaşındaydınız? 6. 67 hatırlar doğumluydu. Mısınız? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Hatta şunu hatırlıyorum. Evimizden Bilgi Tepesi dediğimiz nokta görünüyor. Babamın hemen oradaki mevzilerde görevli olduğunu biliyorum. Oradaki o atış sesleri içerisinde bizim yavaş yavaş geriye çekilip işte evlere doğru gelişimiz. Arkasından işte şu anda kültür merkezi olan sinemada yerleşmemiz. Yani sanki oradan başlıyor benim için. Yani öncesini çok net değil ama. Şimdi siz bir bilim insanısınız. Bence bilimin hangi dalında olursa olsun insan öncelikle şu kapalı kutunun içindeki beyin bence iyi okunur. Evet. Ve onu ne kadar iyi okursanız, ne kadar iyi kullanırsanız o kadar sağlıklı yürürsünüz. Ne kadar acıdır ki sistem acı olayları daha fazla mı kaydediyor? Galiba. Yani ben size desem ki hiç unutmadığınız, en mutlu olduğunuz 3 olay desem size zorlanacaksınız. Ama sizi üzen 3 olay desem 15 olay sıralayabilirsiniz. Doğrudur. Evet, 7 yaşında 1974. Onu hatırlıyorum. İşte okul yılları. Okul yıl ilkokul, Lefke. İstiklal İlkokul. Küçükler, sonra büyükler. İlkokuldan hatırladığınız öğretmenleriniz var mı? Rahmetli Mustafa Hocam, Mustafa Emel Hocam. Evet. Hiç unutmam. Nasıl bir hocaydı? Sert, otoriter ama bana benim üzerine çok emeği var. Mesela 4. sınıfım. Hiç unutmuyorum. Hoca bana demişti ki senin koleje hazırlanman gerekiyor. Yani başarılı bir öğrenciydim ama yani aklımızda açıkçası Türk Maarif Koleji'ne gitmek, sınav kazanma falan. Sonra Mustafa Hoca ders sonralarında beni ve bir arkadaşımı Ünal Erkan, şimdi Amerika'da o da büyük bir şirkette çalışıyor. Hazırlamaya başladı. Maarif Koleji sınavlarına ikimiz de geçtik. Lefkoşa'ya. Ve uzun yıllar sonra Lefke'den koleje giden iki kişiydik biz. Hiç unutmuyorum şeyler de tabii. O seyahatler vesaire. Her gün gidip geldiniz mi? Her gün gidip geldik. Saat 4 gibi Lefke'de oluyorduk. Tabii o gün yol koşulları, otobüs koşulları. Yorgunluk. Alışıyor ama insan. Alışıyor. İkimiz de bursla Amerika'ya giden öğrenciler arasındaydık. Yani herhalde 10 kusur kişiydi o sene giden. Tercihiniz neydi? Bilerek bir tercih miydi? Yüksek öğrenimdeki tercihiniz? Tabii. Yani bilerek... Çevre mühendisliği okudum. İnşaat okudum lisansta. Mimarlıkla inşaat arasında çok gidip geldim. Mimarlık 5 yılda Amerika'da. Dolayısıyla inşaat mühendisliğini tercih ettim. Yani 5. yıl burs meselesi. Vallahi şimdi layığı konuşacağız ama sizi bulmuşken bazı sıkıntıları da paylaşırım. Tabii yani ki, tabii ki. Mühendislerimizi ben hep sorguladım. Mimarlarımızı sorguladım. Çünkü hiç ülkenin iklim koşullarıyla barışık, örtüşen bir mimari anlayış gelişmedi. Evlerimiz yani beton yazın 40-45 derece güneş batar sıcak batmaz. Ve gariban klimaları da böyle çatıya yakın koyarız. Yer canını sabaha kadar 45 derece yani fırının ağzında klima mı olur? Yani bunu Kıbrıs adası, kerpiç evlerimiz, sarıdaş evlerimiz, yazda serin, kışta sıcacık dedik. Okudular, geldiler, hayatı cehennem ettiler biz hocam ya. burada kılavuz doğa olması gerekiyor o zaman. Bravo. Yani, şimdi anlaştık. Yani, bayıldım ben buna. Kılavuz doğa olmalı. Yani o zaten kendiliğinden gösteriyor doğruyu. Biz ne kadar onu zorlarsak zorlayalım. Yani örneği düşünün. İşte nehir taşar, dere taşar vesaire bakıyorsun sebebine. Biz zorlamışız bir şeyleri mühendislik olarak. Allah aşkına o Morfu'da birkaç sene önce gittik baktık dere yataklarını kapattık. Belli değil miydi bir gün başımıza? Yani, ama bu evlerde ciddi bir problem.
Yani o dediğiniz %100, yani yılların getirdiği o birikimi, o deneyimi kullanmak gerekiyor. Doğal malzeme ile doğal koşullara yönelik tasarımlayı. Son zamanlarda bu biraz toparlanıyor gibi ama yani şeyle teknolojiyle bunu birleştirip yapmak gerekiyor. %100 katılırım. Yani işte 300 kusur günün güneşli olduğu bir adada yaşıyoruz. Isınırken, serinlerken niye? Irkçı bir tanımlama yapmayacağım. Aynen oraya gelmek isterim. Allah bize verdi 365 günü, 350 gün bol bol güneş. Biz ille de araba vereceğiz parayı, benzin. Evet. Yani işte bunları değerlendirmek, kullanmak gerekiyor. Bütün vizyonumuzu, planımızı, projemizi de yaparken... Lisansı mühendislik üzerine. İnşaat mühendisi. İnşaat mühendisi. Ama master sonra çevre mühendisliği geçti. Evet, yüksek lisans ve doktoramla çevre mühendisliğine döndüm. Esasında inşaat mühendisliğinin bir altı diyebiliriz çevre mühendisliği. Çünkü çevre mühendisliği olarak sizin yani çok dünya ölçekli çalışmalarınız da olabiliyoruz. Yani bu Thames Nehri, oradaki o dönüşümüdeki, evet, yapıyı incelemeniz, yani çevre mühendisinin mutlaka yakasında çevreyi simgeleyen yeşil bir şey var. Yani ben sizi gördüğüm zaman bu bağlamda da görüyorum ve aslında sizi sadece akademi dünyası açısından değil, çevre kültürü bağlamında da, evet, kültürel evrim açısından bir fırsat görüyorum. Ama biz her ne halse çok daha fırsatları değerlendirme bağlamında kültürümüz aşama göstermedi. Dünyada çevresel anlamda bu dönüşüm var yani artık. Evet. Biz bu noktada daha gidecek yolumuz var değil mi? Çok, çok. Bu noktada söylediğiniz gibi alınacak çok yol var. Bunu dediğim gibi bir büyük şemsiye gibi bakmak lazım olaya ve yukarıdan aşağıya toplumun en üst kademelerinden en altına kadar bir yapılandırma, planlandırma gerekiyor. Şey çok önemli burada, yani bizim çocuklarımıza verdiğimiz eğitim, ilkokuldan başlayarak verdiğimiz eğitim çok önemli. Yani o çevre bilinciyle, doğa bilinciyle yetiştirebiliyorsak çocuklarımızı, ardından başka şeyleri toparlamak çok daha kolay oluyor. Yani çok basit bir örnek, İskandinav ülkelerinde 3 tanedir minimum çöp kovası. Evet, çok basit. Şimdi çocuk onu görerek doğduğu için, yani kalkıp o çocuğa siz kağıt kovasına muz kabuğu attıramazsınız. Ama biz de maalesef o kültürle yetiştiremiyoruz çocuklarımızı. Yani oradan başlamamız gerekiyor. Ama bunun planlamasının en üstten yapılması gerekiyor. Yani geniş bir master plan çerçevesinde. Çünkü şansımız da, ben ona inanırım, öyle bir ölçeğimiz var ki, hadi gelin şöyle ucundan tutalım desek pat diye kaldırabileceğimiz bir ölçek. Ben buna inananlardanım. Ha, bu çok yani kaldırılabilir, halledilebilirlik bağlamında söylüyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani küçük bir ülkeyiz. Ve yetişmiş ciddi sayıda, bakın, yüksek öğrenim mezunu insan sayısı, okuma yazma oranı noktasına bir bakın. Sayılı ülkelerden biriyizdir diye düşündüm. Ama işte çok temel şeylerde nicel olarak sayısal anlamda bir büyümemiz var da, nitelik bakımından sanki de orantı bozuluyor. Yani ters orantılı demek istemem. Çok zorlandım burada. Yani sayısal büyümeyle nitelikli büyümeyi orantılı, hatta niteliği daha da önüne oransal geçirmeyi çok başaramıyoruz hocam. Doğrudur, doğrudur söylediğiniz ama günün sonunda insanlarımızın hemen erişebileceği noktada bu imkanlar vardır. Yani ben azimle bu noktalara gelebileceğimizi düşünüyorum. Ve dediğim gibi ölçeğimiz buna müsait. Ve yetişmiş insan gücümüz var. Yani şu anda adada paylaştığımız, birlikte bu ortamı paylaştığımız insanlar hemen yanı başımızda, Türkiye'de çok ciddi sayıda vatandaşımız var. Bir adım daha gidin, işte İngiltere'sidir, Avustralya'sıdır, Amerika'sıdır. Yani şöyle bir kapatın gözünüzü. Neyse, siz bu söyleyeceğimi duymayın ama ben izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Ben şuna inanıyorum ki 50 kişilik parlamentomuzun kalitesini sorgularken dünya çapında
Türkiye'deki 550 parlamento koltuğunu en iyi dolduracak en az 2000 tane Kıbrıslı Türk vardır. Yani tabii kaynağınızın olması değil, onu değerlendirmek önemlidir. Evet, Mehmet Ali Yüksel'in Amerika'yı bitirdi. Ne yaptınız ondan sonra? Arkasından hemen döndüm. Türkiye'de iş buldum. Kısa süre onunla çalıştım. Arkasından akademisyenlik daha çok bir tercihti. Tercihti. Öyle söyleyeyim. O günün koşullarındaki bir tercihimdi. Yani işte 21-22 yaşlarında verilen bir karardı. Yüksek lisans... Siz mi verdiniz aileyle beraber? Benim verdiğim. O noktada ailem çok özgür bıraktı bizlere. Beni de kardeşlerim. Ya bırakmadılar hocam ya. Baktılar zaten bu gidebilir dediler. Yoksa bizim aile kültürümüzde kimse bırakmaz. Bakar bakalım. O sizi uzaktan böyle seyrettiler. Tamamdır dediler. Bu gidebilir. Evet. Bu muhakkak onlar olmuştur. Ama bize dediğim gibi çok hissettirmediler onu. Ben de işte ben rastlantılara da inanırım insan hayatında. Mesela rahmetli Kriton Jüri Hoca ile yolum kesişti bir yerde. O bana ya gel benim neredeyiz? Dersimi Boğaziçi Üniversitesi'nde gel benim dersimi de al dedi. Neydi? Çevre konusu. O zaman işte konusunda en ismi geçen, en bilinli hocalardan biriydi. Ya ben onda düşündüm hoca şey dedim. Rum kökenli İstanbullu, ben Kıbrıslıyım falan. Ama sonra böyle yıldızımız çok paylaştı. Barışık gittik. Hocayla beni o sevdirdi. Bana o sevdirdi çevre mühendisliğini. O şekilde yani önüme bir ikinci yol açıldı gibi. Yani klasik inşaat mühendisliğinin yan tarafında işte su arıtmasıdır, atık sudur, çöptür vesaire. O dersleri almaya başladım. Ve yıl 1991, o günden beridir de öyle bir yol çizdik kendimize. Teyps'le ilgili çalışmanız neydi? Bir burs programı çerçevesinde 2 sene üniversite kolej London'da çalıştım. Eşim doktorasını yapıyordu o zaman üniversite kolej London'da. Bir araştırma projesine katıldım. Ve Thames Nehri'nin filtrasyonuyla ilgili 2 yıllık bir araştırma projesi. Şimdi Londra'nın suyu, yani tabii. Su hayatsa Thames Londra'nın hayatıdır. Kesinlikle öyle ve içme suyunu Thames Nehri'nden alıyorlar. İşte bizim slow sand filtration dediğimiz yavaş kumla süzme tekniği var. Bu teknik normalde normal zamanlarda 48 saatte bir bu filtrelerin yıkanması gerekiyor. İşte Nisan-Mayıs aylarında bir çeşit algi dediğimiz bir bitkinin veya bir yosun gibi bir şey, çok küçük böyle mikroskop ölçeğinde çoğalmasıyla birlikte bu filtrelerin ömrü 8 saate kadar geriliyor. Bu da ciddi bir maliyet. Normalde ne kadar olması gerekiyor? 48 saatlere kadar çıkabiliyordu. 8 saatlere falan düştüğünde. Bu da maliyet getiriyor. Maliyet getiriyor. Bunun üzerine işte Thames Water'in desteklediği bir proje. Çalıştık işte bir ekip olarak üniversite kolej London'da. Yani oradan bayağı da bir yayın yaptık. Dünyaya bakışımız değişti. Yani 2 sene İngiliz üniversitelerinin nasıl çalıştığını, araştırmalara nasıl önem verdiği, nasıl destek bulduğunun benim için çok... Sonra Avustralya'ya da gittiniz galiba, o projeye benzer. Bir sonraki sene de 2003 veya 2004 yılında da bu projenin devamı için Avustralya'ya çağrıldık. O benim için bir maceraydı. Böyle bir haftada Avustralya'ya kadar git gel, bütün yol da dahil buna, koşturmacaydı. Dünyanın küçüklüğü güzel ama değil mi ulaşımlar beraber? Tabii, yani tabii. Şimdi ben hep bakıyorum haritaya, şu kadar uzak. Şimdi Avustralya'ya gittim ama Hindistan'a, Pakistan'a, onlara gitmesem bile oraları da geçmiş gibi hissediyorum. Yani ne kadar uzağa gidip dokunup geliyorsanız o kadar iyidir. Ve şuna da inanırım ben. Kuyunun dibindeki kurbağaya sormuşlar, gökyüzüne kadar, kuyunun ağzı kadar. Gökyüzünün sonsuzluğunu keşfetmediğiniz sürece dünyalı değilsiniz. Kesinlikle katılırım. İşte 2007 yılında rektörlük görevine başladım. Evet, tam da ben oraya gelecektim. Evet. Şeyi söyleyecektim. 2007 yılında işte Marmara Üniversitesi'nde yıllarca çeşitli kademeden çalıştıktan sonra böyle adaya dönme dürtüsü hiç kesilmedi. Ne yapalım? Bizim Kürtçü dükkanı. Aynen öyle. 2006 yılında oğlum doğdu. İsmini biz ada koyduk.
yani Allah bağışlasın. O kadar özlemle yani teklif geldi, teklifi değerlendirdim, kabul ettim. Nereydiniz bir önce? Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne geldiniz. Evet, yani bizim programımız o bakımda rahattır ama öncesinde neredeydiniz? Marmara Üniversitesi'nde uzun yıllar, 18 sene kadar çalıştım. Profesör müydünüz? Tabii, öğretim görevinden profesörlüğe kadar hep Marmara'da çalıştım. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne geldim. 2007 yılı şeye geleceğim buradan. Az önce söylediğinize işte tanıtım için şu yapılacak, bu yapılacak. Tabii Türk üniversitelerinde olmayan bir know-how var Kıbrıs'taki üniversitelerde. O da üçüncü ülkelerden öğrenci getirmek. Bir anlamıyla öğrenci getirebilmek. İşte bu yıllar içerisinde söylediğiniz gibi ülkenin havasını solumak, dokusunu görmek, potansiyel var mı yok mu, bu özelliklerimizi geliştirdik. Bu da çok seyahat etmekle oluyor açıkçası. Gittiğiniz ülkeleri tanımakla, işte en basit sizin de yönteminizdir eminim. Havaalanından bindiğiniz takside taksi şoförle ahbaplık kurup işte ortalama polis maaşı nedir, öğretmen maaşı nedir, işte zenginler ne tarafta oturur, işte orta gelirliler nerelerdedir, okul uçakları nedir, böyle o daha o ilk yarım saat içerisinde o ön bilgileri alıp, tabii bunları internette de bulabilirsiniz ama orada alacağınız bilgi gerçek bilgi. Taksici. Dünyanın her yerinde en kolay, yani normalde 100 denekle alacağınız, 100 anket yapacağınız kişiyle alacağınız sonucu bir taksiciden alırsınız. Kesinlikle. Yani bu yıllar içerisinde dediğiniz gibi gezmenin, görmenin insan gelişimine çok ciddi. Muhakkak. Yani her yerden bir şey öğrenirsiniz. Yani aklınıza gelmeyecek kültürler görüyorsunuz, ülkeler görüyorsunuz, yaşam koşulları görüyorsunuz. 6-6,5 yıl Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde oldunuz. Evet. Lavi maceranız nasıl başladı? Geçtiğimiz yılın 1 Eylül'ünde buradaki görevim başladı. Tabii bunun biraz... Yani onun için işte böyle bir yıla yakın deme sebebim de oydu. Evet. Yani öncesinden, daha önce de bana burada görev teklif edilmişti ama tabii o günün koşullarında diğer tarafta yapacak bir şeyimiz... Tabii burada bir teslim yapmama izin verin. Sevgili Mete Boyacı'yı kutluyorum. Yani şimdi Lefke Avrupa Üniversitesi'nin yetkili karar vericilerinin sizi seçmesi kolay iş. Yani... aynası iştir. Kişinin lafa bakılmaz. İş yapılanlar ortada. O noktadan sonra Mehmet Ali Yüksel'ini seçmek kolay yani. Banko bir tercih. Ama Mete Boyacı'nın sizi Marmara Üniversitesi'nden bulup genç biri olarak rektörlüğe getirmesini de ben buradan takdir ettiğimi söylemek zorundayım. Kesinlikle. Yani, ben aynı şeyi hep söylerim. Sayın Mete Boyacı belki o zaman karar verirken kendince risk de almıştı diye düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi ondan sonraki şeyler bizim de işte dediğim gibi Kıbrıs'a özel yerel koşulları daha iyi toparlamamızı sağladı. Buraya geldiniz. Buraya aslında geldim. Siz buraya gelirken iki tane önemli bir avantajı bir iş adamının yani bir ayrı şirket kuruluşu, Levent grubu, Özer Boyacı ve çocukları ve hiç kuşkusuz başarı kriterlerinde yolun sonundaki bilançonun artı kısmıdır. Yani en son altına ne yazdığıdır. Ama Vakıf Üniversitesi'ne geldiğiniz zaman bizde devlet üniversitesi gibi bir üniversitenin yönetim, istihdam hedefleri bakımından da tam ters tarafta hesapsız, kitapsız, öngörüsüz bir yolculuk var. Yani şimdi siz hem bir özel sektör tecrübesi kazandınız, şahsi birikim ve kapasitenizin avantajları var. Burada da daha bir toplumsal hedefi olan, toplumsal kazanım amaçlı bir üniversite var. O birikiminizle buraya gelmeniz sizi nasıl bir sürecin içine soktu? Esasında şimdi bölgeli olmak, lefkeli olmak bir avantaj. İkinci bir avantaj, ben günler içerisinde gördüm. Buradaki takım arkadaşlarım, birlikte çalıştığım insanlar, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin
bölge için önemini çok net şekilde kavramış insanlar. Diğer bir taraftan yıllar içerisinde hak ettiği noktaya da gelmediğini bizzat yaşayarak görmüşler. İşte belki maaşlarının ödenmesinde hiç sıkıntı olmamış ama üniversitenin olması gerektiği noktada olmadığı da bir yaşık bir noktada. Şimdi hocam bir şey söyleyeceğim hocam. Yani ikinci hatta üçüncü sınıf bile iddiası olmadı. Bakınız. Bunu samimiyetle söylemek zorundayım. Yani benim de bir gazeteci kimliğim var. Yani hak ettiği iddiaya, yani işte Lefke biliyorsunuz bu sene kutlayalım, kupa şampiyonu oldu. Evet. Bir takım Allah aşkına kurulup da sürekli alt liglerde oynamayı mukadderat kabul edebilir mi? Yani iddianız olacak tabii. Yani varsanız sanıyorum yani şeyin sözüdür, yani imkansızı hedefleyeceksin, var olana sahip çıkacaksın yani. Aynen öyle, ona katılıyorum. Çıta düşük kaldı burada hocam. Düşük kaldı, yani bu çok net, rakamlar da nettir. Onu söyleyelim, bakın 1990 yılında kurulmuş. Aynı yıllarda kurulan üniversitelerin öğrenci sayısı olarak geldiği, altyapı olarak geldiği noktaya bir bakalım. Mesela Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 1997 yılında kuruldu. Öğrenci sayısı neredeyse Lefke'nin iki katı. Ve 2000... Lefkoşa'da olmasının avantajı vardır. Avantajları vardır kesinlikle. Ama Lefke'nin de hak ettiği nokta burası değil. Ama biz şunu gördük. Ben arkadaşlarıma dedim ki, göreve daha başlamadan üniversitenin mali durumu incelendi, öğrenci sayısı analizler iyice detaylı yapıldı. Geldiğimde ben ciddi sayıda bir borç stoku buldum. İşte ama bu, şanslı tarafı neydi? Bu borç stoku devlet kurumlarına, ihtiyaç sandığı, sosyal sigorta, kalkınma bankası gibi. Ben bir plan yaptım ve dedim ki 30 ay içerisinde ben çalışanlarımın ihtiyaç sandığı ve sosyal sigorta borçlarını bitireceğim, kapatacağım. Çalışanların sosyal sigortalarını düşündüğümden neredeyse 6 ay kadar önce, Haziran telaffuz etmiştim, daha Aralık ay içerisinde hallettik. Nasıl hallettiniz? Bu öncelik meselesi. Yani aldım cevabı. Öncelik meselesi. Tabii. Yani kaynak vardı. Vardı. Tabii. Öncelik listesinin üzerine koyduk ve oradan başladık. Ben bir tek şeye çok dikkat ederim hayatımda. Ağzımdan çıkan lafın senet gibi olmasına, yapabileceğim şeyleri söylememe ve karşımdaki sendikacılara da bunu söyledim. İşte dolar kuru 1.85 olacak dedim. Dolar kurunu 1.85'e getirdik. Böylece maaşlarda bir refah sağladık çalışanlarımıza. Sosyal sigortalarınızı ödeyeceğiz dedik, ödedik. İhtiyaç sandığında ödemelere geçmedik ama şunu dedim. Başüstü kışan her çalışan, çocuğu doğacak, borç alacak, şu olacak. Bana geldiğinde ben hemen ödemesini yapıyorum. Onu da en geç bu önümüzdeki Eylül'e kadar onu da sıfırlayacağımı söz verdim, onu da yapacağız. Kalkınma Bankası'yla borç yapılanların masasına gittik. İşte aylık taksitlerimiz vardı. Sayın Genel Müdür'le görüştüm. Bakın dedim, böyle bir şekilde aylık şeyler üniversite sistemine uymuyor. Ben yıllık şekilde tek taksitle ödemelerimi şu ayda yapabilecek durumdayım. Ona göre yaptığım planı... Çünkü üniversite olarak girdilerinizin belli dönemi var. Pik dönemlerim var. Onu o şekilde onların yönetim kurulu eksik olmasın. Bize geçen hafta yazıyla bildirdiler uygun olduğunu. Yani tek tek bunların üzerine giderek bu işleri çözüyoruz. Ha, güzel tarafı, bu sene biz ilk defa, üniversite tarihinde herhalde ilk defa bir kendi içerisinde bir yıllık periyotta, bir yıllık finansal yılda denk bir bütçe oluşturduk. Gelirlerimiz, giderlerimiz denk ve bunu harfiyen uyuyoruz ve bir sürü de şey çıkarttık ortaya. Yani altyapı çalışmalarını artırdık, işte zaten buranın en büyük avantajı. Doğu Akdeniz'den sonra Vakıf Üniversitesi diye geçiyoruz ama esasında bir devlet üniversitesi burası da. Yani devletten katkı alıyor mu? Alıyor. Türkiye kompleti kaynaklarından destek alıyor mu? Alıyor. Bu şekilde baktığınızda tamamen devlet güdümünde olan bir üniversite. Tabii sizin varlığınızın bir başka avantajı var. Yaptıklarınız, dürüstlüğünüz, kapasiteniz. Size yardımcı olmak da kolay yani. Şimdi sizin tuttuğunuz torbanın dibi delik değil. Yani siz tutuyorsanız, ben o torbaya bir şey atacaksam, şöyle bir etrafına delik mi değil mi diye bakmam. Eksik olmayın. Teşekkür ederim görüşünüz için. Ama ben şuna inanıyorum. Bütün hayatım boyunca da böyle olmuştur. İşte İngiltere örneği de böyle. Projeyle giderseniz,
karşınızdaki kişilere rakamlarınızla giderseniz, anlatırsanız, uygun olan bir şeye niye hayır densin ki? Buna inananlardanım ben. Ben bugüne kadar hiç kimseden bana şöyle şöyle bir şey verin demedim. Ben şunu yapmak istiyorum, bunun bedeli budur, bunun için bir şey talep ediyorum diye gittim ve şimdiye kadar destek aldık. Şimdi, destek aldık. Sayın hocam, hizmet kalitesi için, yani hizmet alanların memnuniyeti için diyelim isterseniz, yani öğrenciler açısından, çalışanların huzurlu ve mutlu olması önemli. Kesinlikle. Gördüm ki yine LAÜ'de, Lefke Avrupa Üniversitesi'nde bu sorunumuz yoktur. Evet. Bu net. Evet. Bunu hallettiğimize göre eğitim kalitesi bakımından neler hedefliyorsunuz? Şimdi eğitim kalitesi, Lefke özeline geleceğim ama bütün KKTC üniversiteleri için bir olmazsa olmaz vardır. Biliyorsunuz 3 pazardan öğrenci alıyoruz biz. Türkiye pazarından, İç pazardan, bir de üçüncü ülkelerden. Üçüncü ülkelerden uzun vadede bizim öğrenci alabilmemizin tek yolu uluslararası akreditasyonlarda bir adım öne geçmemiz. Yani tanınmamış ülkenin üniversiteleri noktasında biz işte ne kadar da bizim öğrencimiz, mezunumuz şurada çalışıyor, şuraya gitti, şu üniversiteden kabul aldı desek de bizim programlarımızı bir şekilde uluslararası akreditasyon kuruluşlarından onayını atmamız gerekecek uzun vadede. Benim hedefim de budur. Lefke Avrupa Üniversitesi'ni bu yolculuğa çıkarmam lazım. Bu 24 senede bu yapılmamış. Biz bu sene en azından 3 bölümümüzü, mühendislikte 3 bölümümüzü bu aralıkta bunu hazırlıyoruz. Bunun teknik altyapısını tamamlamak üzereyiz. Öğrenci altyapısı, akademisyen altyapısı. Akreditasyon nereden alacağız? İlk etapta MÜDEK'ten, Türkiye'den ama MÜDEK'te doğrudan Washington Accord'un altında olan bir kuruluş. Dolayısıyla bu bize o uluslararası tanınırlığı bu programlara getirir. Sayın hocam, siz Amerika'da ilk lisans programınızı tamamladınız. Ya ismini vermemde de sakınca yok. Urbancık, bir önceki Amerika Büyükelçisi burada. Onunla yaptığımız bir görüşmede Avrupa'da benzer sıkıntılar yaşandığı dönemde Amerika'daki akreditasyon kurumlarıyla ilişki kurulması halinde herhangi bir siyasal sorun olmayacağını söylemişti. Yani bunu da paylaşmak istiyorum bu vesileyle. Yani hiçbir sıkıntı yok. Esasında belli üniversitelerin bu akreditasyonlara ihtiyacı da yok. Yani ben Harvard'ım derseniz zaten Harvard Üniversitesi demenize de gerek yok. Doğru. Harvard dediğinizde ne olduğunuz ortadadır. Ama bizim ihtiyacımız varsa da var. Ama bizim buna ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz bu yolculuğa çıkmak zorundayız. Sadece LAÜ özelinde değil, bütün üniversiteler bunu yapıyor. Zaten bu bilinçle hareket ediyor. Bütün üniversitelerin yönetim kadrolarında olan hocalarımız da bunun farkında. Bu yola gideceğiz. LAÜ de aynı yoldan yürüyecek. Hocam, tecrübeniz ışığında Lefke Avrupa Üniversitesi'nin eğitim kalitesiyle ilgili. Yani bu programı dinliyor insanlar. Evet. Eylül'de yeni öğretim yılı için tercihler olacak. Yatay geçişler de söz konusu. Evet. Ben Lefke Avrupa Üniversitesi'ne çocuğumu niye yönlendirmeliyim? Şimdi Lefke Avrupa Üniversitesi'ne bir defa her şeyden önce şunu söyleyeceğiz. Genel itibarıyla önce bir şeyden bakalım. Türkiye'den, ana vatanından baktığımızda Kıbrıs üniversiteleri hepimiz aynı görünüyoruz uzaktan bakıldığında. Yani DAÜ'sü, LAÜ'sü, GAÜ'sü, UKÜ'sü Kıbrıs üniversiteleridir hepimiz. Bu noktada bakıldığımızda bizim YÖK'ün minimum kriterlerine harfiyen uyduğumuz çok net. Zaten aksi takdirde bize oradan kontenjan verilmiş. Niye minimum dediniz hocam? Yani YÖK'ün kriterlerine uyuyoruz. Tabii uyuyoruz. Yani minimum demeye de gerek. Hayır. Yani onların yeni bir program istediğinizde en az şunları yerine getirmeniz gerekiyordu. Hı hı. Dediği anda biz hepimiz onları harfiyen yerine getiriyoruz. Daha adım atmadan önce. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 5 tane hoca mı lazım? 5 tane hocayı biz katılımımızı alıyoruz. Ondan sonra bize kontenjan verin diyoruz. Hı. Bunu yaparken de bir avantajımız var bizim. Ben insanların belli bir tecrübeyle en üst noktaya geleceğine inananlardanım. Tabii genç olmak ama beraberinde tecrübeyi de getirmiş olmamız gerekiyor. Biz kadrolarımızı ciddi sayıda tecrübeli hocayla destekledik. Özellikle geçtiğimiz aralıkla
Mart ayları içerisinde LAÜ'nün akademik kadrosu, rakamlarla da söyleyebilirim, 72 doktoralı akademisyenden 142 doktoralı akademisyene yükseldi. Yayın bakımından? Yayın bakımından tam arzu ettiğimiz doktora değiliz. Yakın mıyız? O yolda yürüyor muyuz? O yolda önlemlerimizi aldık. Şunları getirdik. Bir, yayına bir defa teşvik koyduk. Olması gereken bir şey. Bu küçük rakamlardır bunlar. 500 dolardır, 1000 dolardır ama akademisyenler için bir gurur kaynağı, motivasyon kaynağıdır bunlar. Her akademisyenimizin en az yılda bir defa uluslararası konferanslara katılması için bütçede yer ayırdık. İki, her yayın yapan akademisyenime ben kendi araştırma imkanlarımızdan bir matching fund dediğimiz, yani işte 2000 dolar, 3000 dolar ve bu eksponansiyel olarak artan, birinci yayını atıyorum 2000 veriyorsak bir sonrakine 5000, bir sonrakine 10.000 olacak şekilde bir bütçe teşvik ettik, bütçe ayırdık. İlk yayınını yap, gel bir sonraki yayını yapmak için sana bu kadar araştırma desteği şekline getirdik. Bunlar bizim yayınlarımızı yukarıya doğru çekecekti. Ama günün sonunda Kıbrıs'taki hiçbir üniversite araştırma üniversitesi grubuna giren üniversiteler değildir. Eğitim üniversitesiyiz bizler. Ama bu kapsamda da üzerimize düşen görevi yapacağız. Eğitim kalitesi. Niye öğrenci oraya geri gelir? Niye Lefke Avrupa Üniversitesi'ni seçecek? Şunu söylüyorum. Kıbrıs'a gelmeyi düşünen öğrenciler bundan sonra iki üniversiteyi düşünecekler. Doğuda Doğu Akdeniz, batıda Lefke. Avantajımız da bizler az önce söylediğimiz gibi devlet üniversiteleriyiz. Burada bizden rektörler olarak günün sonunda beklenen bütçe yılının sonunda zarar etmemek. Yani o yılı biz sıfırla da kapatsak başarılı olacağız. Maddi açıdan söylüyorum bunu. Bu şu imkanı getiriyor bize. Biz çalışan memnuniyeti, öğrenci memnuniyeti, altyapı, teknik altyapı, fizik altyapı noktasında diğer üniversitelerden bir anda öne geçme imkanı bulabileceğiz. Çünkü bütün bu çerçevede bütün her şeyimizi öğrenci odaklı yapabileceğiz. Sizi çok huzurlu, mutlu ve güvenli gördüm. Yani çok sizin böyle çok fark, yani duygularınızı çok serpmiyorsunuz. Ama burada çok farklı, böyle maddiyatı kenara itmiş ama tamam artık, yani bu iş böyle uçak biliyorsunuz kalkar, bakarsınız şeye, emniyet kemerleri hala daha bağlıysa bir şey var yani. Sonra onlar söndüğü zaman hostes der ki tamamdır size. Sizi burada daha bir yıl olmadan o kadar rahat buldum. Neden? Şöyle, şimdi değişiklik insan hayatında çok zordur. Benim de bir önceki kurumdan buraya gelme kararını vermem çok kolay olmadı. Yani çünkü orada iyi kötü bir tarihiniz var. Yaptıklarınız var. Şimdi acaba... Ya tabii siz böyle arada geçirmediniz. Oradan kalktınız buraya geldiniz. Evet. Yani o geçişte tabii şey çok önemliydi. İçinde barışçıl yaşınız. Tabii içinde bulunduğunuz kuruma zarar vermemek, gideceğiniz kuruma siz zarar vermezsiniz. Vermeden bunları gerçekleştirmek. Ama burada şunu yaşıyoruz. Yani ben ve arkadaşlarım belki günlük saat olarak bir yıl önce çalıştığımızın 2 saat, 3 saat fazlasını çalışıyoruz. Yani 10 saatin altında benim yakın ekibimde çalışan arkadaşım yok neredeyse. Şunu derler, işte hoca 8.30'da da ansızın kütüphanenin şu odasında çıkabilir. Ne bileyim ben, Lefke kampüsünde olabilir, Güzelyurt'taki çiftlikte olabilir. Arkadaşlarım da aynı şekilde. Valla arkadaş, düzeni, çalışma disiplini olan için avantaj. Ama çalışmamaya alıştıysa eve gidecek. Ama bu fiziksel yorgunluğun yanında iyi bir çalışma ve iyi bir ekip, üniversitesini sahiplenen bir ekip bulduğumuz için diğer taraftan da kafa olarak rahat oluyorsunuz. O bizi rahat. Onu fark ettim demek ki. Evet, evet. Yani bir de şeyi görüyorsunuz. Yani tünelin ucunda ışığı görüyorum. Ben 3 yıl içerisinde, yani 2016 Eylül'ündeki kayıt döneminde ya da 2000'deki kayıt döneminde Lefke Avrupa Üniversitesi'nin öğrenci sayısının 6500'de 7000 bandına oturacağını söyleyebiliyorum. Bu
bölge için de çok ciddi bir katkı. Yani şu anda peki hocam, 8000... yani siz 7000 8000 öğrenciye hedefliyorsunuz. 6-7000 diyelim. Bu öğrenci gelecekte bu tercihi evet. yapacağına inanıyorum ben. Peki bu öğrenci nerede kalacak? Çadır mı kuracaksınız? Haklısınız. Biz şunu planlamıştık. Bu sene bölgedeki yatak sayısını 1000 artırmamız gerekiyor da Eylül'e kadar. Bir sonraki yıl 2015 Eylül'e kadar 1000 daha artırmamız gerekiyor. Bir sonraki Eylül'e kadar da 600 daha artırmamız gerekiyor. Bu istatistik değil, verilerle. Yani şunu ben bir kumbara hesabı diyorum daha çok kabaca. İşte benim hukuk bölümüne gelen öğrenci sayım yıllık 200. DGS ile 40 daha geliyor. Hukuka yeni bir fakülte yapıyorsunuz. Bina yapıyoruz. Ona yeni bir fakülte binası yapıyoruz. Bu hesaptan giderek benim öğrencim daha mezun olabilmesi için 2 senesi var. Birikecek bu öğrenciler. Bu hesaptan gittiğinizde bu rakamlara geliyorum. Ve dedim ki bu sene 1000 yatağa ihtiyaç var. Ekim ayında bunu bütün bölgeye duyurdum. Belli yatırımcılarımız çıktı, kapasite artırımı oldu. 1000 hedefine ulaşmadık. Nasıl ulaşmadık? O zaman ben dedim ki kendi yurtlarımı kapasite artırımına gideceğim. 200 kişilik yurtlarımı yatakları 2'den 3'leyerek, gerekli talimatları yaparak 3'e çıkarıyorum. KYK yurtlarını 3'e çıkarıyoruz. Yeni bir yurt için Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti'nden destek aldık. 362 kişilik bir yurt daha yapıyoruz. Bu seneyi o şekilde toparladık. Ama en büyük ümidim ne biliyor musunuz? Eylül-Ekim ayında bu söylediğimiz rakamlar gerçekleşince bölgeye yatırımcı gelecektir. Ve gelecek seneki birini buradan halledeceğimizi düşünüyorum. Ondan sonra da bu şey gibi. O ataleti attığımız anda kendiliğinden devam edecek bir süreç olacak diye tahmin ediyorum. Bölümleriniz dediğimiz gibi hukuk fakültesinde 7000'e yapılıyor. Sağlık bilimleri fakültesinde ciddi yatırımlar yaptığını gördük. Yani havada başarı kokusu var. Doğrudur. Yani altyapı olarak eksiklerimizi tamamladık. Konumunuz da cennet gibi yani. Bir şey söyleyeyim. Yani bu konum çok önemli mi? Evet. Yani ben kapalı yerlerde çalışamam. Pencereden baktığım zaman da güzel bir manzara görmek istiyorum. Yani kesinlikle. Böyle teknoloji belki şimdi bir duvara isterseniz bir manzara yerleştirip o manzarayı da elektronik olarak 365 gün bütün mevsimlere göre değiştirebilirsiniz. Rüzgar da estirirsiniz. Yani bir simülatör gibi ama mesela o değil. Burada gerçekten cennet gibi bir yerde çalışıyorsunuz. Laü Lepke. Yüz yüze mi sır sırta mı? Yan yana. Olabiliyor mu? Yan yana kol kola. Öyle söyleyeyim. Yani hep şikayet edilirdi. Yani bu üniversite var ama hani var mı kimse yok. Yani yeterince böyle iç içe geçirebilecek misiniz? Şöyle, yani sizin varlığınız da önemli. Yani şimdi siz, şöyle. Siz hem Laü'yü seviyorsunuz hem Lefke'yi seviyorsunuz. Doğru. Ben yani gerçekten yaşadığım yere aşık bir insanım. Yani gerçekten Lefke'li olmakla da hep gurur duymuşum. Yani Lefke'nin talihsizliği Lefke üzerine herhalde İstanbul kadar demem mutlaka ama Lefke üzerine şiirler yazılacak kadar güzel bir yer. Evet ama şey var, hak ettiği yeri buldu mu bulmadı. Hatta çok çok gerisinde kaldı. Olması gerektiği noktada. Ama sanki böyle ansızın bir patlama yaşayacak. Esasında belki de ben hep şunu derim. Bazen doğal koşullar, oluşan koşullar bir noktada avantajınıza dönebilir. Turizm noktasına bakalım. Turizmde artık trend doğala doğru. Şimdi Lefke'de belki istenmeden o doğallığını korumak zorunda kaldı yıllar içerisinde. Ha bundan sonraki de bunu bozmadan hocam adım... söyleyeyim izninizle. İsveç'te turizmle ilgili bir etkinlikte bulundum. Çıktı bizim sunucular, sunuyorlar kuzeyi. Şu kadar 5 yıldızlı otelimiz, şu kadar yatağımız. Biri fark etti, biriyle konuşuyor. Benim de duyarlılığımı bildikleri için bir tur operatörüne gitti. Dedi ya biz dedi böyle bir yere gitmek istemiyoruz ki. Trend dedi doğallıktan yana dedi. Biz Kıbrıs'ın doğal taraflarını dinlemek istiyoruz. Kesinlikle. Yani evet. Şimdi 5 yıldızlı otel her tarafta bulabilirsiniz. Yani Afrika'da da bulursunuz, İspanya'da da bulursunuz, Amerika'da da, İngiltere'de ama bu doğallığı her yere götüremezsiniz. Şimdi biz onu avantaja çevirmemiz gerekiyor. Bozmadan gidersek Lefke istediği yere gelecek. Bir kere Kıbrıs güvenlidir bütünüyle. Kesinlikle. Lefke öğrenci eğer bir aile çocuğunu okutmak istiyorsa Lefke
Akdeniz Havzası'nın en güvenilir yeridir. Üniversitelerden biridir. Kesinlikle bölge halkı öğrenciyi kucaklıyor, seviyor. Yani bakınız, Kıbrıs demedim. Akdeniz çanağında dedim. Yani bak, bizim üniversitemiz hepsi güvenlidir. Kuzey Kıbrıs güvenlidir ama Lefke, evet, riskin sıfır olduğu bir yer. Kesinlikle katılırım. Geçmişte şunlar yaşandı. İşte 2005-2006 yıllarında ciddi sayıda öğrencinin geldiği yıllarda, hani de anlatır arkadaşlarım. Mesela benim sekreterim bana şu örneği verdi. Hocam dedi, 2005 yılında o kadar çok öğrenci vardı ki ben bir kız öğrenci aldım, evime götürdüm. 4 gün 5 gün misafir ettim annesiyle birlikte. Kendilerine bir yer bulduk, yerleştirdik. Ondan yani bu kadar. Sadece tabii bunu da söylüyorum. Artık sona da geliyoruz, zamanımız da olmak üzere ama sizi Londra'da da bulundunuz. Londra'da o kültür var. Evlerde oda kiralar insanlar. Evet. Bana öyle gelir ki Lefke'de biz bunu, bu yurtları falan düşünürken, yani evlerde insanların evinin bir odasını öğrencilerle paylaşmayı ciddi ciddi bir projelendirmek gerekiyor. Yani Londra'da insanlar evinin bir odasını, iki odasını kiralıyor. Yani biz niye evimize bir öğrenci almayalım ya da bir odaya iki tane öğrenci almayalım? Bunları esasında bunları düşünüyoruz. Planını çok kolay yapamayız biz üniversitede. Hem aileler kazanacak. Tabii. Ama şunu yapıyoruz. Şimdi yurtlar bir çözüm. Ama bunun ötesinde biz gelecek yıl için araç filomuzu güçlendirdik. İlk defa Lefke bölgesinde ring seferleri oluşturacağız. Lefke bölgesi derken de sadece yukarısı 7 dalga falan değil, ta Güzelburada kadar. Belli saatlerle otobüs seferlerimizi yapacağız. Bu öğrencinin biraz daha dışarı açılmasını sağlayacak Eylül için. Açıldığı zaman da biraz sosyal hayat bulsun. Aynen o şekilde. Ve bu doğal olarak, yani bu öğrenci akışı istesek de istemesek de, yani ben şey derim. Su yolunu bulur. Su yolunu bulur tamamen. Küçük yatırımcıyı da büyük yatırımcıyı da yenilikler yapmaya itecek bunu. Diyor musunuz, okumak isteyen buraya baksın, öğretim üyeleri, görevlileri buralarda gelecek arasın, kesinlikle. Yatırımcı layıya baksın. Kesinlikle bunları söylüyorum, altını çiziyorum ve sadece üniversite etrafında değil, işte Lefke'de de, yani hazırlık okulumuzu oraya götürdük. Çok güzel tepkiler aldık. 300 kusur öğrenci vardı bu sene. Çarşı birazcık toparlanmaya başladı. Eminim seneye biraz daha iyi olacaktır. Oraya bir yurt projesi var. Oraya bir yurt yaparsak daha da toparlanacaktır. Yani Lao'nun bir misyonu var. Hocam, her bölgeye destek olmak olacak. Yani bir turist ortalama 5 ve 6 gece konaklar, bir öğrenci 300 gece konak. 350 gece en az 300 gece konaklar. Ve tek başına değil. Ailesi de geliyor. Gider. Arkadaşı da geliyor, kardeşi de geliyor. Lefke'yi yani düşünüyor musunuz? Lefke'yi her zaman düşünüyoruz. Yani Lefke bir dokunuş istiyor. Az önce söylediğiniz noktaya geleceğim. Yani işte Lefke Türk Spor Kulübü. Bu bölgede bir şey var, böyle bir volkanın birikimi gibi bir şey hissediyordu. Başlayacak. Yani yani önümüzdeki yıllarda daha güzel olacak. Çok daha iyi olacak. Peki şey sorayım hocam. Çevre mühendisliğiniz var, çevre konusunda birikiminiz var. CMC atıkları, yani ben Lefke dendiği zaman Lefke'de bir şey almaktan korkarım, suyundan korkarım. Bu Lefke'deki atığın biraz büyüttüler mi? Şimdi bizde bir de o problem var. Biraz egzajere ediyoruz sorunları. Çok evrensel bir sorun olduğu söylenir. Siz bir çevre mühendisliği alanındaki birikimlerinizle beraber Lefke'deki çevre sorunuyla ilgili bir düşünceniz var mı? Ya da bir düşüncenizin oluşması mümkün mü? Şöyle söyleyeyim. Ben CMC sayesinde doçent oldum. Çok net. O konuda çalıştın. Çalıştım. Yani herhalde 5-6 tane uluslararası yayınım var CMC atıklarıyla ilgili. Onun doçent, yani yardımcılıktan doçentliğe geçerken özellikle bölgeye çalıştım. Şimdi iki şey var. Miktar olarak ciddi şekilde atık değil artık var. Orada. İngilizcesi tailings diyelim. Waste değil, tailings var. Onları esasında zamanında o günün koşullarıyla iyi izole etmişler.
Ha yeri doğru. Ama yerini işte bilmiyorlar deniliyor. Yani biliniyor mu nerede olduğunu? Tabii tabii. Yani ben gemi konağındaki yani nerede gömülü o biliniyor bunlar. Biliniyor. Harika. Ama bunlar bugünün koşullarında değil. Bunun işte toparlanması vesaire. Ona getirilmesi gerekiyor. Ben o zamanki yönetim kurulundaydım. Avrupa Birliği projesi vardı buranın rehabilitasyonuyla ilgili. Orada da çıkan, ortaya çıkan proje uygun bir projeydi. Küçük dokunuşlarla uygulanabilir hale gelebilecekti. Yani bunun bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunun için de Avrupa Birliği'nden de veya başka kaynaklardan da fonlar bulunabilecek durumdadır. Ben ümitsiz değilim o noktada. Yani o alan belki de o şekilde olarak kalarak ikinci bir şans, çok ciddi bir alan var orada. Kullanılabilecek. Lefke'nin geleceğini parlak görüyorsunuz. Evet. Her şeyde. Yani, çok net bir şekilde onu söyleyebiliyorum. İyi ki varsınız. Sizleri kutluyorum. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde Rektör Mehmet Ali Yükselen'le birlikteyiz. Profesör Doktor. Lefke'yi de konuştuk. Üniversiteyi bol bol konuştuk. Geldim, üniversiteye girdiğim an hiç kimseyi görmeden bir kapıdan girip tur atıp çıksam tamamdır derdim. Ciddi bir değişiklik var en son gördüğümden bugüne. Geleceği parlak mı? %1 milyon. Hoşça kalın.